Vücut dilini kullanışındaki ustalık ve yüzüne sayısız farklı ifade vermesindeki büyük yetenekle fiziksel komedi türünde tüm zamanların en başarılı oyuncularından biri olan Jim Carrey, 17 Ocak 1962'de Kanada'da dünyaya geldi. Muh çalan babası Percy Carrey ve annesi Kathleen Curry'nin 4 çocuğunun en küçüğüydü. Çocukken dışa dönük karakteriyle dikkat çekiyordu ve onu izleyecek herhangi birini bulduğunda şov yapmaktan kaçınmıyordu. Want to hear the most annoying sound in the world? Well, that's because you have big jugs. I mean, your boobs are huge. I mean, I want to squeeze them. Mama. Henüz 10 yaşındayken The Carol Burnett Show'da çalışmak için Carol Burnett'a CV hazırlayıp gönderdi. Kolejdeyken öğretmenleri ona okulda bulunduğu süre boyunca uslu durması koşuluyla her gün sonunda birkaç dakikalığına stand-up show yapması için izin verdiler. Carrey'i ergenlik döneminde zorlu günler bekliyordu. Zira babası işini kaybettiğinde 13 yaşındaydı. Onu ve ailesini zorlu bir süreç bekliyordu. Anne babası Titan Wheels adlı fabrikada iş buldular. Ancak ailenin maddi açıdan çektiği sıkıntı sona ermeyince Jim Carrey de onlara yardım etmek için fabrikaya girdi. Okuldan sonra 8 saatlik ağır vardiya düzeniyle çalışan Carrey oldukça zoruluyordu. İyi bir öğrenci olmasına rağmen derslerine çok az zaman ayırabiliyordu ve bu Carrey'in eğitim hayatıyla ilgili ödediği bedel oldu. Sana vurmak istemiyorum. Şiddet artık doğamda yok ama bunu gerçekten çok istiyorsan sana vuracağım. Karışık! 1979 yılında 17 yaşına geldiğinde okuldaki eğitimini yarıda bırakıp Los Angeles'a taşındı. Comedy Store'da çalışmaya başladığında emektar komedyen Bradney Dangerfield Carrey'den çok etkilendi ve sezon boyunca beraber çalışmak istediği için onunla bir kontrat imzaladı. Tüm ilgisini film endüstrisine yönelten Jim Carrey, 1980-1981 sezonu için yeni oyuncular arayan NBC'deki Saturday Night Live Show'da çalışmaya başladı. TV'deki ilk önemli rolü 1982'de yine bir NBC yapımı olan The Duck Factory'de oldu. 13 bölüm süren bu dizide başarıyla Skip Tarkenton karakterini canlandıran Carrey, 1984'te bir çocuk programı için teklif aldı. Oyuncu, film ve dizilerde ufak karakter rollerini canlandırmaya devam ediyordu. Ancak kariyerindeki ilk önemli rolü 1985 yapımı Once Bitten filmiyle olacaktı. Arkadaşı ve meslektaşı Damon Wayans'la birlikte Earth Girl R.E.C. dizisinde iki uzaylıyı canlandırdılar. Beyaz perdedeki sıra dışı rolleri ustalıkla canlandıran oyuncu çok geçmeden Hollywood'un ilgisini çekmeye başlayacaktı. Jim Carrey dünya çapında şöhrete kavuşturan ve onun Altın Küre ödülüne aday gösterilmesini sağlayan film The Mask oldu. The Mask'ı iflah olmaz bir sakarı canlandırdı ve filmdeki rolü için dişini de kırdırttı. Dumb and Dumber takip etti. Oyunculuğuyla MTV tarafından en iyi komedi performansı ödülüne layık görüldü. Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Carrey, 1999'da ünlü komedyen Andy Kaufman'ı canlandırdığı filme Man Oldum'un eleştirmenlerden tam not aldı. 2000 yılında çevirdiği Me, Myself and Aaron çekimlerinde tanışıp aşık olduğu Renee Zellweger'la nişanlandı ancak çift aynı yılın sonunda ilişki evlilik yoluna giderken ayrılma kararı aldı. Ardından How to Grinch Stole Christmas, The Majestic ve Pick 'em Pie filmlerinde oynadı. Yönetmenliğini Tom Shady'ye yakın yaptığı, başrollerini Morgan Freeman ve Jennifer Aniston'la paylaştığı gişe başarısı büyük filmi Bruce Almighty'deki rolüyle çok sayıda ödülün sahibi oldu. Özel hayatı oldukça fırtınalı geçmiş olan aktör,
tek çocuğu Jane Arinkeri'nin annesi Melissa Womer'dan boşandıktan sonra Lovren Holly ile evlenmiş ancak ikinci evliliğinde de mutlu olamamıştır. Halen 2005'te tanıştığı Jenny McCarthy ile birliktedir. Hem komedi hem de drama filmlerindeki rolleri büyük başarıyla canlandıran Jim Carrey animasyon seslendirmesi de yapmaktadır. Senarist olduğu filmlerde vardır. Bazı filmlerinde ise yapımcılık yapmıştır. Jim Carrey'i Türkiye'de sinema ve televizyonda Yekta Kopan seslendirmektedir.